Sayın Milletvekilim, Sayın Kaymakamım, Sayın Garnizon Komutan Vekilim, Sayın Rektörüm, İlçe Protokolümüzün değerli üyeleri, sivil toplum kuruluşlarımızın kıymetli mensupları, değerli hocalarım, çok kıymetli öğrenci arkadaşlarım, basın kuruluşlarımızın güzide mensupları ve kıymetli misafirlerimiz. 17 Eylül, Bandırma'nın düşman işgalinden kurtuluşu etkinlikleri kapsamında düzenlediğimiz ikinci etkinlik olan İşgalden Kurtuluşa Bandırma konulu panelimize hepiniz hoş geldiniz. Sizleri Ulu Önder Mustafa Kemal Atatürk ve tüm şehitlerimiz için saygı duruşuna, ardından İstiklal Marşımızı okumaya davet ediyorum. Yapmak üzere rektörümüz Sayın Profesör Doktor Süleyman Özdemir'i kürsüye davet ediyorum. Sayın Milletvekili, Sayın Kaymakamım, Sayın Garnizon Komutan Vekilim ve Bandırma'da kamu kurumlarımızın, iş dünyamızın, sivil toplum kuruluşlarımızın ve basınımızın saygıdeğer temsilcileri, minnetle ve şükranla andığımız çok değerli gazilerimiz, sevgili meslektaşlarım ve öğrencilerim, kıymetli davetliler. Bugün burada Bandırma'mızın düşman işgalinden kurtuluşunun 95. yılını idrak etmek üzere ve ecdadımızın kazanmış olduğu önemli bir zaferi yad etmek üzere bir araya gelmiş bulunuyoruz. İşgalden Kurtuluşa Bandırma adlı panelimize hoş geldiniz, sabahlar getirdiniz. Hepinizi saygıyla, sevgiyle selamlıyorum. Evet, değerli konuklar, sergi kısmında da, açılışta da ifade ettiğim gibi 2 Temmuz 1920 tarihinde Bandırma'mız Yunanlılar ve İngilizler tarafından işgal edilmiştir. Ve bu işgal 17 Eylül 1922 tarihine kadar da
sürmüştür. Bu tarihte düşmanın mağlup edilmesiyle ve geri çekilmesiyle de son bulmuştur. 2 yıldan fazla süren bu işgal süresince Bandırma ve çevresi Yunan askerleri tarafından yapılan büyük zulümlere tanık olmuştur. Fakat bu asil millet verdiği mücadele ile, milli mücadele ile Yunanları ve tüm düşmanları vatan topraklarından uzaklaştırmıştır. Bu vesileyle vatan topraklarında yaşanan bu baskı ve zulümleri unutmamak ve gelecek nesillere aktarmak üzere biz de Bandırma 17 Eylül Üniversitesi olarak biraz önce hep birlikte açılışını gerçekleştirdiğimiz Osmanlı arşiv belgelerinde işgal yıllarında Bandırma ve çevresi temalı bir sergi düzenledik ve şimdi de işgalden kurtuluşa adıyla bir panel gerçekleştireceğiz. Hocalarımız da bizimle birlikteler. Evet değerli misafirler, sergimizi gezerken tabii hocamız, sergi hazırlayan hocamız bize her bir sergideki eseri, metni bize anlattı fakat birçoğumuz dinleyemedi. Orada yaklaşık olarak 30 tane belge vardı ve belgelere baktığımız zaman gerçekten o belgelerde Bandırma ve çevresinde yaşayan insanların, halkın maruz kaldığı birçok zulüm çeşitleriyle birlikte gözler önüne serilmişti. Bu belgeleri incelediğimizde göreceksiniz ki yani Bandırma çevresinde yaşayan insanların bir kısmı hapse yatılmış, bir kısmı kurşuna dizilmiş, bir kısmı değişik vesilelerle öldürülmüş, camilerimizin minareleri baktığımız zaman nişangah haline getirilmiş, Müslümanların evlerine baskınlar düzenlenmiş, kadın erkek ayrımı yapılmaksızın darp edilmiş, değerli eşyalarına, paralarına el konulmuş, ilçe yöneticileri Yunan yönetimince kendi kafasına göre, gönlüne göre değiştirilmiş, özellikle posta nakliyatı engellenmiş, telgraf iletişimi, ulaşımı engellenmiş, kendi parasını tedavüle sokmak istemiş, köylerimizin zirai aletlerine el konulmuş, malının mülküne el konulmuş, özellikle İstanbul ile ticari, Bandırma arasındaki, çevresi arasındaki ticaret engellenmiş, gemilerin mal mülk taşıması engellenmiş. Yani değişik şekillerde o dönemde 2 yıl içerisinde burada yaşanan zulümlerin bir kısmı, ufak bir kısmı burada sergiyle bizlerin yani hizmetine sunulmuş oldu bu sergiyle. Dolayısıyla o günleri tabii anlamak, iade etmek için önemli bir sergiydi. Hazırlayanlara teşekkür ediyorum. Tabii ki bütün bu zorluklara rağmen Bandırmamız işgal altındaki diğer bütün vatan topraklarında olduğu gibi Mustafa Kemal Atatürk ve arkadaşlarının liderliğinde vatanı düşmanlardan temizlemiş ve bu düşmanları silip atma cesaret ve başarısını göstermiştir. İşte atalarımızın bu dirayeti, metaneti ve azmi karşısında Avrupa'nın tüm sinsi planları çökmüş, Batı'nın çelik sınırlı duvarı bir kez daha Türk milletinin imanıyla, inancıyla ve kararlılığıyla gelinmiştir. Evet değerli katılımcılar, tabii ki tarihi iyi bilmek ve ondan geleceğimize katkı sunacağımız dersler çıkartmak zorundayız. Zira tarih gelecek için de çok değerli bir kılavuzdur. Bandırma 17 Eylül Üniversitesi olarak biz de buradan yola çıkarak yani özellikle üniversitemizde tarih bilincine sahip nesiller yetişsin diye bu ilgili bölümleri de kurmak için harekete geçtik. Bundan birkaç ay önce Bakanlar Kurulu kararıyla İnsan ve Toplum Bilimleri Fakültemiz kurulmuştu. Bu fakülte bünyesinde inşallah yakın bir tarihte, işte bugünlerde YÖK'ten karar gelecek, talebimizi YÖK'e ilettik. 10 tane bölüm açılmasını talep ettik bu fakülte bünyesinde. Bunlardan bir tanesi de tarih bölümü olacak. Ve tarih bölümünün açılmasıyla birlikte değerli hocalarımız ve öğrencilerimiz bu konularda çalışmalarını sürdürecekler. Sadece bu değil, aynı zamanda biraz önce vekilimizle, kaymakamımızla da paylaştım. Şimdi biz üniversite olarak giderek artan sayıda etkinlikler gerçekleştirmeye başladık. Bunlardan
bir tanesi her 3 Kasım'da gerçekleştireceğimiz eğitim ve sosyal bilimler sempozyumu. İlkinde bu 3 Kasım'da 3 gün boyunca Bandırma'da üniversitemizde gerçekleştireceğiz. Hepinizi buradan bir kez davet etmiş olayım. Daha sonra inşallah duyurularımızı zaten görürsünüz. Bunu her sene yapacağız kısmet olursa. Onun dışında her sene Nisan ayında da 17-18 Nisan gibi 2 gün süreyle akıllı ulaştırma sistemleri alanında da konferans düzenleyeceğiz Bandırma'da. Onun da duyurusunu yaptık. Nisan ayında gerçekleştireceğiz. Ve bir de işte bugünü ilgilendiren önemli bir kararı da aldık. Her 17 Eylül'de 2 gün süreli Bandırma sempozyumu gerçekleştireceğiz. Özellikle de bu konuların o sempozyumda Türkiye'deki bütün değerli bilim adamlarınca ele alınmasını arzu ediyoruz. İnşallah Bandırma'mız için çok yararlı çalışmaların çıkacağını ümit ediyoruz. Tabii bunlar 3 tane düzenli konferans. Bunun dışında çok sayıda diğer irili ufaklı konferanslar da olacak. Yapıyoruz. Uluslararası birçok konferansı da bugüne kadar gerçekleştirdik. Sözlerimi burada sona erdirirken özellikle bugün burada bizimle birlikte olan değerli konuklarıma teşekkür etmek istiyorum. Oturum başkanımız zaten bizim hocamız İsmail Şahin Hoca, kamu yönetimi siyaset bilimi öğretim üyemiz. Onun dışında Doçent Doktor Zekai Mehdi hocamız var. Medeniyet Üniversitesi Tarih Bölümünde ve aynı zamanda Bandırmalı bir hocamız. Bandırma'ya da gelip gidiyor yani. Bandırma'yla bağda devam ediyor. Ve bir diğer hocamız da Recep Çelik hocamız. Recep hocamız da Yalova'da. Hocalarımız özellikle tarih alanında ve bilhassa da işte buranın tarihi yani Balıkesir, Bandırma, Yalova yani bu çevrenin tarihi konusunda uzman hocalarımız. Birazdan kendileri dinleyeceğiz inşallah. Sözüme son verirken Cenab-ı Hak bu millete bir daha bu tür acılar yaşatmasın demek istiyorum. Bu vatanın birliğini, dirliğini ve bütünlüğünü kurmanın hepimiz için bir namus borcu olduğunu hatırlatmak istiyorum. Bu vesileyle bu vatan uğruna şehit düşmüş, başta Gazi Mustafa Kemal ve silah arkadaşları olmak üzere tüm şehit ve gazilerimize de saygıyla iade ediyorum. Allah mekanlarını cennet eylesin. Katıldığınız için teşekkür ediyorum. Rektörümüz Sayın Profesör Doktor Süleyman Özdemir'e konuşmalarından dolayı teşekkür ediyoruz. Şimdi programımızı şereflendiren Balıkesir Milletvekilimiz Sayın Sema Kırca Hanımefendi'yi selamlama konuşmalarını yapmak üzere kürsüye davet ediyorum. Değerli kaymakamımız, değerli hocam, çok değerli Bandırmalı hemşehrilerimiz, öğrenci arkadaşlarımız, gazilerimiz, büyüklerim, ben de hepinizi sevgiyle, hürmetle selamlıyorum. Tabii sözün asıl sahibi var, işin doğrusu ben de başka bir program için ayrılmak durumunda olacağım. O yüzden en azından ki oturumu dinlemek istiyorum ve çok sabırsızlıkla bekliyorum. Ben böylesine güzel bir toplantı organize ettiği için en başta Sayın Rektörümüze teşekkür ediyorum. 15 Temmuz'da yaşandığı zaman bu milletin aslında nasıl bir çılgın millet olduğunu anlayamayanlar olmuştu. Nasıl tankların önüne yatıyorsunuz, o gece neler yaptınız, nasıl bir mucize yarattınız adeta, nasıl bir direniş gösterdiniz diye. Ama işte bunun sırları bizim tarihimizin o şanlı sayfalarında gizli. Bandırma'da yaşananlar bu şanlı tarihin çok küçük bir örneği ama Balıkesir'imizin her ilçesinde, memleketimizin her ilinde, her köyünde öyle hikayeler var ki gerçekten bu şanlı milletin bir ferdi olmaktan gurur duyuyoruz biz de. Çok küçük bir şey anlatıp sözlerimi son vereceğim. Öyle zannediyorum ki Burhaniye'nin bir köyüydü. Seçim çalışmalarımız kapsamında gittik. Köy kahvelerini çok ziyaret ediyoruz biz siyasetçiler. Seviyoruz kahve muhabbetlerini. Gittiğimiz kahvede duvarda kocaman bir Türk bayrağı vardı. Ama tüm duvarı kaplayan bir bayrak. Dedim ki ben ilk defa böyle bir kahvehaneye geldim. Balıkesir'de hiç böyle kahvehane görmedim. Yaşlı amcalar çok kahramanlar. Bana dediler ki bu köy savaşlar zamanında, Kurtuluş Savaşı'nın sırasında Yunan askerinin, hainlerin hiçbir zaman adım atamadığı bir köy. Velev ki işte 15 Temmuz'un hemen akabindeydi. Velev ki dediler, bugün yine memleketimize yönelik bir taarruz olsun. Elimizde bastonlarımızla yola düşeriz. Köyde kadınların başına iki bekçi bırakırız. Ama bu bastonlarla yine düşmanlarımıza karşı mücadele ederiz. O gün bugün ben bu sözleri unutmuyorum. Ve şanlı tarihimizde memleketimiz uğruna canından geçmiş,
Kanıyla bu topraklara sunulmuş aziz şehitlerimize iftihar ediyoruz. Hepsinin ruhu şad olsun. Güzel bir gelenek başlattı hocamız. Bandırmamızda tarihimize ışık tutacak çok fazla kaynak var, çok fazla doküman var. İnşallah bunlar bu toplantılar sayesinde gün yüzüne çıkar. Genç nesillerimiz, bizler de bunu öğreniriz ve bu güzel memleketin kıymetini elbette biliyoruz. Ama her karış toprağında şehidin şühedanın yattığı bu güzel toprak için belki daha aşkla, şevkle çalışma azmimiz kuvvetlenir. Ben çok teşekkür ediyorum. Misafir hocalarımıza da teşriflerinden dolayı çok teşekkür ediyorum. Saygılarımı sunuyorum. Çok sağ olun. Balıkesir Milletvekilimiz Sayın Sema Kırca Hanımefendi'ye konuşmalarından dolayı teşekkür ediyoruz. Konuklarımızın kısa özgeçmişlerini siz değerli dinleyicilerimiz ile paylaşmak istiyorum. Moderatörümüz Yardımcı Doçent Doktor İsmail Şahin. Doktor İsmail Şahin 1981 yılında Kıbrıs'ta doğdu. Üniversiteye kadarki eğitimini Kıbrıs'ta tamamladı. 2002 yılında Ankara Üniversitesi Siyasal Bilgiler Fakültesi Uluslararası İlişkiler Bölümünden mezun oldu. Ankara Üniversitesi Sosyal Bilimler Enstitüsü Tarih Anabilim Dalı'ndan 2005 yılında yüksek lisans ve 2011 yılında doktora derecesini elde etti. 2011 yılında Karabük Üniversitesi İktisadi ve İdari Bilimler Fakültesi Uluslararası İlişkiler Bölümüne yardımcı doçent doktor unvanıyla atanan Doktor İsmail Şahin, Nisan 2017 tarihinden bu yana Bandırma 17 Eylül Üniversitesi İktisadi ve İdari Bilimler Fakültesi Uluslararası İlişkiler Bölümünde öğretim üyesi olarak çalışmaktadır. Siyasi tarih, Türk dış politikası ve Kıbrıs sorunu başlıca çalışma alanlarıdır. Panelistlerimiz Doçent Doktor Zekai Mete. 10 Şubat 1964 Bandırma doğumlu Doçent Doktor Zekai Mete lisans derecesini İstanbul Üniversitesi Tarih Programı'ndan almıştır. Aynı üniversiteden Türk Tarih Bölümünden yüksek lisans derecesini ele alan Mete, doktorasını da İstanbul Üniversitesi Tarih Bölümü ile tamamlamıştır. 2012'de doçent unvanını alan Mete, 1994-2004 yılları arasında Celal Bayar Üniversitesi ve İstanbul Üniversitesi'nde araştırma görevliliği yapmıştır. Doçent Doktor Zekai Mete, 2008-2012 yılları arasında Trakya Üniversitesi Edebiyat Fakültesi'nde yardımcı doçentlik görevini üstlenirken, 2012'den bu yana İstanbul Medeniyet Üniversitesi'nde doçentlik görevini sürdürmektedir. Bazı bilimsel kuruluşlara üyelik görevlerini sürdüren Mete, Osmanlı Yeni Çağ Tarihi, Osmanlı Müesseseleri ve Medeniyet Tarihi, Osmanlı Hukuk Tarihi ve Osmanlı Vakıfları gibi alanlarda çalışmalarını devam ettirmektedir. Yardımcı Doçent Doktor Recep Çelik. Yardımcı Doçent Doktor Recep Çelik, lisans derecesini İstanbul Üniversitesi Tarih Programı'ndan almıştır. Aynı üniversiteden Tarih Bölümünden yüksek lisans derecesini alan Çelik, doktorasını da İstanbul Üniversitesi Türkiye Cumhuriyeti Tarihi Bölümünde tamamlamıştır. 2013'te Yalova Üniversitesi İktisadi ve İdari Bilimler Fakültesi Sosyal Hizmet Bölümünde yardımcı doçent unvanıyla ders vermeye başlamıştır. Yaşlılarda sosyal hizmet, tarihte Türkler ve Ermeniler, Osmanlı'dan Cumhuriyete Balıkesir, Milli Mücadelede Din Adamları gibi kitapları bulunan yardımcı doçent doktor Recep Çelik bu konularda araştırmalar yapmaya devam etmektedir. Şimdi mikrofonu panelimizi başlatmak üzere değerli hocamız yardımcı doçent doktor İsmail Şahin'e bırakıyorum. Saygıdeğer protokol, kıymetli katılımcılar ve çok değerli gazilerimiz, işgalden kurtuluşa Bandırma adlı panelimiz için burada bulunmaktayız. Ben sözü çok fazla uzatmadan uzmanlarımıza bırakmak istiyorum. Fakat öncesinde küçük bir anekdot okumak istiyorum müsaadenizle. Bu anekdot Yunan delegesi 1912 yılında Balkan savaşları ile gündeme gelen Yunan delegesi Stradin'in hatıra defterinden alınmış ve özellikle bunun altını çizmek istiyorum. Stradi hatıra defterine şu notu düşmüştü. Birinci Balkan Savaşı'nın bir değerlendirmesini yapmak üzere Kasım 1912'de dönemin
Maliye Bakanı, İngiliz Maliye Bakanı Lloyd George ile bir araya geldi. Balkan Savaşları'nın zaferinden dolayı büyük bir sevinçle bizi karşıladı. Bize akşam yemeği sunmuştu. Yemeğin ardından o sevinç dolu görüntüsüyle şampanya dolu kadehini bizlere doğru kaldırdı ve ardından ekledi: Balkan Savaşı'nı kazanan müttefiklerin şerefine ve Türk'ün Avrupa'dan atılmasının şerefine içiyorum. Dolayısıyla Birinci Dünya Savaşı ve ardından gelen milli mücadeleyi 19. yüzyıla giden süreci biz bir bütünlük içerisinde ele almadığımız müddetçe milli mücadelenin ruhunu anlamamız, milli mücadelede nasıl bir başarı elde edildiğini idrak etmemiz mümkün gözükmemektedir. Dolayısıyla milli mücadele Avrupa başkentlerinde Türk'ün Avrupa'dan ve Anadolu'dan atılma tasarılarına, projelerine verilmiş en anlamlı bir cevaptır. Bu girizgahtan sonra ben konuyu daha etraflı bir şekilde ele alacak hocalarıma sözü bırakmak istiyorum. Bu bağlamda Doçent Doktor Zekai Mete Hocam bizlere işgalden önce nasıl bir bandırma ile ilgili detaylı bilgiler sunarak işgale giden sürece ilişkin bir değerlendirme konuşması yapacaktır. Ben bu vesileyle hocamıza sözü bırakıyorum. Teşekkür ederim Sayın Başkan. Değerli bandırmamızın değerli protokolü, sevgili öğrenciler, kıymetli hemşerilerim, daha önce takdim edildiği üzere ben de bu topraklarda doğdum, bu toprakların çocuğuyum. Hatta bunu daha da ileri götürebilirim. Muhtemelen şimdi bulunduğumuz topraklara ait köyde doğdum. Külefli köyünün arazisinde miyiz hocam? Çürden mi? Doğanpınar. Evet. Evet, o Doğanpınar'a da geleceğiz. Çalışmalarımızdan biri o bizim. Evet, kentimin öyküsü diyorum. Burada geçti ömrümüz, çocukluğumuz. Bu kentimizle ilgili bir takım şeylerden bahsedeceğiz. Biraz önce Yunan işgali, ondan kurtuluşumuz, gazilerimizle başladık. Çocukluğum benim bunların anılarını dinlemekle geçti. Çarşı camisinin etrafında büyüdüm. O mekanlarda dolaştık. Rahmetli andığım Kazım amcalar, Gül Mehmet amcalar, Kemal terziler, onlardan hepsini dinlemiştim. Canlı şahitler ama maalesef bugün onların hiçbiri kalmadı. Köyümüze Yunan askerlerinin nasıl gittiğini, biraz önce belgelerde söylenilen bu zahirelere el koyduklarını ben bizzat onların ağzından dinledim. Onları nasıl kılavuz kullandıklarını, İngiliz gemilerinin limandan evlere nasıl top attığını, nereleri darmadağın ettiğini, kaçarken ne kadar insanı Haydar Çavuş Camii'nde topladığını, arkadaşım İrfan'ın dedesinin onları nasıl çıkardığını, buna benzer şeylerin hepsini canlı canlı dinlemiş bir neslin çocuğu olarak burada konuşmaktan, bu bandırmamızın tarihini anlatmaktan ayrıca gurur duyuyorum. Şimdiye kadar onlarca konferansa, seminere, sempozyuma katıldık ama benim için bunların içinde en anlamlısı gerçekten burada yapacağım konuşmadır. Bu açıdan beni davet eden üniversite yönetimine de teşekkür ediyorum. Ama esas bandırma ile ilgili bilgilerimize geçmeden önce bir bandırmalı olarak burada gördüğüm tarihi ve biraz önce Doğanpınar lafı geçti. İşte bu takıntılarımızdan biri. Biraz elektrik vermekle, bir şok vermekle başlamak istiyorum. Sıkıntılarımız için. Bizi geçmişe bağlayan belgeler vardır, isimler vardır, konular vardır. Bunlardan nasıl koptuğumuzu, burada bulunan gençlerimize de bu kültür değerlerimizi yitirmenin nelere yol açabileceğini göstermek istiyorum. Haydar Çavuş Camii, hepimizin bildiği Merkez Çarşı Camii. Bandırmayı bandırma yapan, aslında gelişimine katkıda bulunan bir dönüm noktası olan bir yapı. Tarihine bakıyoruz 1923. Ama yanılmıyorsam 5-6 sene önce 1800'lü bir tarihler vardı. 1870 küsur falan. Ondan sonra biraz daha erkeni vardı. Nasıl oluyorsa, neden değişiyorsa, sabah akşam kimin aklına geliyorsa tarih değişiyor demek ki.
Halbuki bunun bilgisini benden o zaman almışlardı. Yaklaşık 10 sene önce bunun bilgisini vermiştim. Ne hikmetse oraya o bilgi asılmamış. O yüzden burada bugün onu söylemenin, ilan etmenin hazrında taşıyorum. Şimdi, eğer bu tarihi gören biri ne anlar? Dışarıdan geldi bir turistin biri, bir yabancının biri, bir seyyahın biri, bir misafirin biri. Baktı, Aydar Çavuş Camii yapılış 1923. Ve bu cami bu tarihte yapılmıştır. Ondan önce hiçbir şey yoktur. O zaman Aydar Çavuş kimdir? Onun hatırasına, onun vefasına, onun bıraktıklarına bir haksızlık olmayacak mıdır? Evet, eğer tarihi bu ise, yani 1923 ise, şuraya koyduğumuz bu belge nedir? Bu belgenin hükmü nedir? Şurasını özellikle yazmadım. Yani burada bir tarih yazıyor. Bu tarihi ne anlama geliyor acaba? Yani bu caminin. Şu gördüğünüz vakfiyedir. Vakfiye bu caminin yapılış senedidir. Bunun kim tarafından yapıldığını, hangi şartlarla yapıldığını, ne şekilde kullanılacağını, vakfettiği eserler, gayrimenkuller, paralar, görevliler vesaire. Yani bizi o döneme götürür. Hangi şartlarla ne amaca hizmet etmek üzere? Eklemleri var mıdır? Hangi binalarda müştemilattan oluşmaktadır? Evet, bu bizim sıkıntılarımızdan biri. Bunu geçiyorum. Bu faslı açtım, şimdi bir kenarda duruyor. O tarihi biraz sonra dolduracağım. İkincisi, şu anda hangi topraklarda bulunuyoruz dedik. İçinde kumumuz, bastığımız topraklar. Bizi geçmişe göre bağlayan isimlerdir, tabirlerdir, kavramlardır. İşte görüyorsunuz, kırmızı yuvarlaklar içine alınmış olanlar orijinal isimleridir. Değişmemiştir. Ama diğerleri bugün ne hikmetse, nedense, kimin tavsiyesi, teklifi ise değişmiştir. Ve bir isim değişikliği aslında bir tapuyu yok etmektir. Geçmişi tamamen alıp koparmak, aynen Haydar Çavuş Camii'ni o tarihe getirmek gibidir. Doğan Pınar'ın muhtemelen yaşı biraz büyük olanlar bilir ama gençler bilmeyecektir. İsmi nedir? Çürülen. Neden değiştirilmiştir? Kim değiştirmiştir? Kim teklif etmiştir? Rumca mı zannedilmiştir? Hayır. 1000 senelik Türk ismidir bu. Aynı şekilde. Doğruca. Devleke. Doğruca neresidir? Devleke. Devleke'yi ben 500 sene önce kayıtlarda gördüm. Yavuz Sultan Selim'in vakfıdır Devleke köyü. Çürülen benim köyümün hemen bitiğidir. Külefli. Orijinal Türk ismidir. Çinge, Çetin, Orhaniye değişmiştir. Orhaniye'nin ismi nedir? Poyralı. Poyralı diye bütün belgelerde geçmektedir. 500 sene öncesinde, 600 sene öncesinde. Daha güneye inelim. Manyas Gölü'nün biraz güney kısmında yine bazı isimler vardır. İşte bu iskanın bizim buralarda, bu topraklarda ne zamanlardan beri kim olarak bulunduğumuzun belgeleri bunlardır. Bahsettiğimiz tapular bunlardır. Yine bakıyoruz, Gölyaka ve Akçova. Akşam merak ettim. Akçova mıydı, Asmalı Dere miydi diye çocukluğumda bilirdim. Muhtarı aradım. İnternetten baktım, buldum. Dedim ki, Akçova köyünün ismi ne zaman değişti? 1963'te. Elinizde bu konuda bilgi belge var mı? Neden değişti? Kim teklif etti? İçişleri Bakanlığı. Hiçbir şey bilmiyorum hocam dedi. Değişti. Kim teklif etmiş? Neden gelmiş? Akçaova'nın ismi Deydin'dir. Yani orijinaliyle Diyanin'dir. Yani 1000 senelik bir Türk boyunun adıdır. Daha Orta Asya'dan buraya gelip yerleşen Türk boyunun adıdır. Aynı şekilde Gölyaka'nın adı nedir? Biz çocukken ona Simavlu derdik. Gördüğünüz üzere biraz önce hem gölü kuzeyinde hem de güneyinde şu değişmeyen isimler Kızıksa yine bir Türk boyunun ismidir. Ergili, Savur, Yeşilçomlu, Çomlu diye geçer. Topsa, bunların hepsi soğuklar. Çekme ve yukarıdaki ref, yani Manyas Gölü'nün etrafını 1000 sene öncesinden kuşatan Türk boylarının kurdukları köylerdir. Eğer ismini Rumca zannederek, başka bir yerden geldiği düşünülerek değiştirilmesi teklif edilmişse yanlıştır. Yani buradan İçişleri Bakanlığı muhtemelen bu konuda yetkili ama bizi geçmişimizden, köklerimizden, tapumuzdan koparacak. 1912'de Balkan işgalinden bahsetti hocamız. 1980'lerde, 78'lerde Bulgaristan'da buna benzer bir asimilasyon yaşanmadı mı? Neleri değiştiriyorlardı? İsimleri değiştiriyorlardı. Köy isimlerini değiştiriyorlardı. Şahıs isimlerini değiştiriyorlardı. Gelenekleri, kültürleri, medeniyeti kaldırmaya çalışıyorlardı. Biz Osmanlı arşivlerinde görev yaparken, Recep hocam daha çok yaptı, 23 sene, ben 7 sene, Ergin hocam da oradan tanışıyoruz. Bulgaristan'daki yer isimlerini tespit etmek üzere bir heyet, bir komisyon kuruldu. Bunların içinde ben de vardım. Çalışmaları yaptık. Bunu haber alan Bulgarlar,
bizi havadan ve karadan geçişimizi engellediler oraya. Girişimiz dahi yasaktı, uçaktan da geçirtmiyorlardı. Bunun bir sebebi olmalı, bir derdi olmalı değil mi? Dolayısıyla onların yaptıklarını biz yapmayalım. Hangi amaçla, hangi yanlışla yapıyorsak bundan sonrasında yapmayalım. Dönülebiliyorsa da lütfen eskiye dönelim. Ben buraya hala aramızda devlet ediyorum, hala şürden diyorum, hala simal diyorum demeye de devam edeceğim. Resmi olarak onları o şekilde kullanılabilir. Kimin hangi akla hizmetle bunu yaptığını da anlayamıyorum. Evet, çünkü bunlar söylediğim gibi tapudur. Bizim buralarda neden bulunduğumuzun delilleridir, belgesidir. Bunları biz kendimiz kaldırırsak o zaman arşivleri de kaldıralım, yok edelim. Vakıfnameleri de yok edelim. Evet, bunları kullanmak, bunları geri getirmek, bunlarda ihtimam sahibi, özen sahibi olmak bir vefa borcudur. Bakın şurada bazı kelimeler seçtim özellikle. Keşif, rezervasyon, bilet. Görüyorsunuz. Çağrı Bey'i hepiniz bilirsiniz. Alparslan'ın babasıdır. Sultan Alparslan'ın babası. Kayıtlarda 1006 ya da 1016 ya da 18 yıllarında Anadolu'ya bir keşif yaptığı söylenir. İşte o keşif bugün bizim burada panel yapmamızın nedenidir. Çağrı Bey keşfi yapmıştır. Ardından Dandanakan zaferi kazanılmıştır. 1040'ta Selçuklu Devleti kurulmuş. Anadolu'ya bu taraflara gelişin rezervasyonu ayarlanmıştır. Bu rezervasyonun biletini almak Alparslan'a nasip olmuştur. Ne zaman? Geçenlerde kutladığımız 26 Ağustos tarihinde, 1071'de. Yani bu insanlar, bu isimler, bu kavramlar, bu yer isimleri burada 1000 seneden beri vardır. 1071'den itibaren işte bu Manyas Gölü'nün etrafına gelip yerleşilmiştir. Ufak bir kesintiden sonra orada kalıcı olunmuştur. Ama gördüğünüz üzere bu Yunan işgalinden kurtuluşundan sonra da buranın tapusu ve kadastrosu Mustafa Kemal Atatürk tarafından alınmış, bu millete, bu evlatlara teslim edilmiştir. Öyleyse biz bu tapulara sahip çıkacağız. Bunlara saydıklarımız ve arada geçen Osmanlı Devleti'nin bütün yöneticilerine, bütün padişahlarına, buraya emek vermiş olan herkese bir vefa borcumuz vardır. Bahsettiğimiz tapular biraz önce seçtiğimiz kelimelerdir, yer isimleridir. Köy isimlerinin her biri, mevki isimlerinin her biri, mevzi isimlerinin her biri birer tapudur. Bu tapuları kaldırırsak köklerimizi de kaldırmış oluruz. Neden bir olay, bir problem olduğunda tapu müdürlüğüne gidilir? O işin kendisine bakılır. Ben tapularda bilirkişilik yapmış, uzmanlık yapmış biriyim. İşte orada yüzlerce yılın kayıtlarını oradan buluruz, çıkarız. Herhangi sıradan bir dava için bile. Böyle bir kültür davasında lütfen bu hususlara dikkat edelim. Haydar Çavuk Camii'nin inşaat tarihinde ben 300 sene öncesine çekiyorum. Varsa buyursun bunu, başkası biri değiştirsin. Burada ilan ettik artık. Evet. Şimdi bu girizgahtan sonra, bu serzenişten sonra neler yapmalıyız? Bandırmalıları olarak, üniversite olarak, mahalle yöneticileri olarak, yerel yöneticileri olarak, sivil toplum kuruluşları olarak, özellikle burada herkes üzerine düşeni almalıdır. Birincisi, yerel tarih çalışmaları vardır. Hemen hemen her şehirde vardır. Manisa'da, Muğla'da, Aksaray'da, İstanbul'da, İzmir'de. Böyle bir meraklılar çıkar. Alaylılar vardır. Bunlar öğretmenler olabilir. Yaşlı, meraklı amcalarımız olabilir. Ama maalesef bandırmanın bir şanssızlığı var. Ben ne kayıtlarda böyle bir şey gördüm, ne literatürde böyle bir şey gördüm. Bandırma üzerine çalışan, bandırmayı araştıran, bu konuda bir şey yazan, varsa da benim bilgim yoksa kendisinden özür diliyorum. Var mıdır? Duymuşsunuz, bilir misiniz? Biraz önce benim söylediğim Kemal amcadan, Kazım amcadan, Gül Mehmet amcadan ben bilemedim literatür. Yani akademik anlamda da, alaylı anlamda da. Yani internet sitelerindeki bilgileri demiyorum. Bunlar da zaten kırıntılar halinde yalan yanlış. Onların da bir kısmını düzelterek gidebiliriz yani. Siz bir şey söyleyeceksiniz ama soru cevap kısmında olur bir... İstediniz ben onu belirteyim. Evet. Çok geç kalmış bir projeden de bahsedeceğim. Kent arşivi. Yine bu birçok yerde kurulmaktadır. Burada üniversiteyle birlikte buna bir adım, yani adımın şey atıldığını düşünüyorum. Çoğu yerde aslında bu mahalli idareler tarafından yapılmıştır. Ben Osmanlı arşivlerinde çalışırken biliyorum ki İzmir'in ve Muğla'nın ve diğer yerlerin gelip bavul bavul o bölgeye ait belgeleri aldıkları, topladıkları, arşivledikleri bu konular üzerine çalışmalar yapıldığını gördüm. İnşallah üniversitenin burada kurulmuş olması bir lokomotif olacaktır. Ergin hocamız da burada bir arşiv uzmanı olarak zaten şimdiden binlercesini tespit etmiş. Bunların bir şekilde tasnif edilmesi, kayıt altına alınması. Ama bu yeterli mi? Değil. Şimdi sorsam,
birçoğumuzun evinde, ninesinin, dedesinin sandığının altında bir yerde bir Osmanlıca belge çıkacaktır, eski bir belge. Lütfen bunları yazısını anlamıyoruz diye bir kenara atmayalım. Ben nereye gidersem karşıma bunlar çıkar. Emin olun bunların bazıları o kadar değerlidir ki arşiv yoktur bunlar. Zaten o kişinin elindeyse, onun sandığındaysa orijinali odur. Onun suretini belki ancak bir benzerini bulabilirsiniz arşivlerde, bulabilirsiniz. Bunlar kimlik bilgileri olabiliyor. Bunlar tapu bilgileri olabiliyor. Geçiş belgeleri olabiliyor. Asker tezkeresi olabiliyor. Hatta bazı muhtarlıklarımızda şehit olan askerlerimizin kayıtları var. Gönül'ün bazı muhtarlıklarında olduğunu bilebiliyorum. Bu yüzden mahalli idarecilerimiz, yerel idarecilerimiz, üniversitelerimiz, muhtarlıklarla, civar kaymakamlıklarla, ahaliyle irtibata geçerek ellerinde ne kadar bilgi belge varsa bunların arşivlenmesi, birer suretin alınması konusunda derhal bence harekete geçmeliler. Çünkü bunlar gün geçtikçe kaybolup gidiyorlar. Sandıklar içinde devir edile edile perişan olup gidiyorlar. Çok yerde bunun örneğini gördük. Ben kendi köyüme 3-4 sene önce bir mezarlık ziyaretine gittiğimde tesadüfen orada 1824 yanılmıyorsam yılından kalan bir mezar taşını yıkılmış vaziyette başlığı bir tarafta, kendisi bir tarafta buldum. Hemen fotoğraflayabildim. Başkaları var mı acaba diye merak ettim ama bütün mezarlığı dolaşıp yerinin altının üstüne getirmek lazım. Gömülmüş gitmiş. 1826. Kendi köyümdekilere de sorsam bundan 50 sene öncesini zor söylerler. İnceledikleri kayıtlara baktığımda 3 ailenin yaşadığını görüyorum. Dolayısıyla bizi geçmişe bağlayan bu tip mezar taşı olabilir, kitabı olabilir, mühür olabilir, damga olabilir, madalyon olabilir, herhangi basit sıradan bir belge olabilir. Lütfen bunlara da sahip çıkalım. Gençler hemen gitsinler, dedelerden, ninelerden bunu sorsunlar. Varsa bunu kayıt altına alsınlar. Evet, üniversite faktörü bunu mutlaka düşünmüştür üniversitecilerimiz. Çünkü çok da çok yerde var bunlar. Yayınlar yapıyorlar. Bu eldeki belgelerin değerlendirilmesi açısından çok kıymetli olacağını düşünüyorum. Bu ve buna benzer araştırma merkezlerinin kurulması. Son olarak biraz önce zikrettiğim sözlü tarih atölyelerinin yapılması, bu kişilerin tespit edilmesi, gerekirse hane hane, mahalle mahalle dolaşılması, bunların kayıt altına alınması, işte benim gençliğimde, çocukluğumda konuştuğum Kazım amcalar, Gül Mehmet amcalar, Terzi Kemaliler artık yok. Verecekleri bilgi de gitti. Ben de kaydetmedim. Sadece burada var. Bundan sonrakiler gitmesin. Biri sorduğunda net, orijinal, kesin, olumlu bir bilgi verebilirim. Evet. Ben bir Bandırma olarak bundan dertliyim. Yıllardan beri dertliyim. İlk defa böyle bir kürsüde, akademik bir ortamda söyleyebiliyorum. Bundan da çok memnunum. Beni çağırdıkları için tekrar hasretten teşekkür ediyorum. Bunları burada aktarabildiğimiz için. Evet, bu girizgahtan sonra Bandırma'mızın işgal önceki yıllarından, 500 yıllık dedik ya kendimizin öyküsü, bir bahsedeyim hızlı hızlı şöyle bir potpourri gibi bir kronolojik şeyden, ilginç bulduğum olaylardan bahsederek Bandırma'da neler yaşanmış, neler olmuş, ne görülmüş, hızlı hızlı bir gitmek istiyorum şöyle. Bu sayı defterlerini kullandık burada. Düşünün, Osmanlı Devleti'nde öyle bir şey vardır ki arşivlerde, 500 yıllık, 600 yıllık, 700 yıllık sayımlar vardır. Kişi kişi yazmışlardır, hane hane. Değirmeninden, ceviz ağacından, şeyde tutulan balığın cinsine kadar yazarlar. Vergiye esastır bunlar. Kişileri tanımak, bilmek, sefer sırasında bunları kullanabilmek için. İşte ilk kayıtlar 1522 yılından kalma. Burada Bandırma geçiyor. Burada hiçbir Müslüman kayıtlı değil. Sadece 45 hane var. Bunun 23 hanesi ziraatla uğraşıyor. Muhtemelen 22 hanesi de balıkçılık yapıyor. 27 tane yaşlı, genç var, bir tane de yaşlı bir nüfus. Hemen ardından arada gelir atlıyorum. Çok uzun olmasın diye almıştım. 1831 Yeniçerilerin kaldırmışından sonra asker temin için yapılan bir nüfus sayımında elde ettiğim bilgiye göre de Müslüman hane 474 tane, Rumlar bu tarihler arasında Müslümanların yerleştiğini ve Ermenilerin de yerleştiğini görüyoruz. Bunlara yeri yerinde temas edebiliriz. Rumların 492, Ermenilerin 417, yani 3 aşağı 5 yukarı şehir 3 gruba ayrılmış gibi. 3'te 1 Müslüman, 3'te 1 Ermeni, 3'te 1 Rumlu. Ama 1522 yılında Ermeniler yok. Dikkatinizi çekiyorum. Nereden geldiler? Ondan sonra tehcir mevzuları falan da var ya, sürüldük mü sürülmedik mi falan diye, tehcire de tabi tutulmamıştır. Sürgüne gönderilmemiştir Bandırma Ermenileri, bunu da bilelim. Yani Osmanlı Devleti'nde bütün Ermeniler tehcire tabi tutulup başka yerlere gönderilmiş gruplar değildir. Evet, hızlı hızlı devam edeyim. Toplam hanesi o kadar, erkeğin nüfusları böyle. Aradaki farkı görebiliyoruz. Yani demek ki 500 sene önce bizim Bandırma'mız sadece 45 tane Rum hanesinden oluşan, İçinde Müslümanların ama civar köyleri biraz önce gördük. Hepsi Türk ve Müslüman.
Ama balıkçılıkla uğraşmadıkları için, ziraatla uğraştıkları için şehir kenarına, pardon deniz kenarına yerleşmemişler. Oraya yerleşmeleri işte bir dönüm noktası şudur. 1550 tarihi. Nedir bu? İstanbul'da Şehzadebaşı semtine ismini veren Şehzade Mehmet Camii. Kanuni vefat eden oğlu adına bu camiyi yaptırmıştır. Sadece bir camiden ibaret değildir. Eğitim kurumları vardır, darüşşifası vardır, yani hastaneleri vardır, imareti vardır. Yani tamamen bir kompleks şeklindedir. Süleymaniye'nin bir benzeridir. Sinan'ın malum çıraklık şeyi. İşte bunun masraflarını karşılamak üzere de Bandırma ve civarı gelirleri bu vakfa tahsis edilmiştir. Bu tarihten itibaren. Vakıflar Osmanlı Devleti'nde her zaman için cezbedici yerlerdir. Neden? Birçok vergilerden muaftırlar. O yüzden tahminimce bu tarihten itibaren Müslüman ahali de bu muafiyetlerden, ayrıcalıklardan yararlanmak üzere buraya yerleşmeye başladığını düşünüyorum. Ama bu demek değildir ki. Biraz önce söylediğimiz 1522'de 45 Rum haneli bulunduğu zaman hiç Müslüman yok. Hayır, yöneticiler zaten Müslüman ve Türk. Yani buranın bir naibi var, Kadık Kapıdağ'da yaşasa da. Yeniçeri Serdar dediğimiz bugün karakol subayısı vesairesi falan var yani bunlar. Ama yerleşik nüfus, bir iş faaliyetle uğraşan kişi olarak Türk yok anlamında söyledim ben bunu. Evet, diğer vakıfların Haydar Çavuş Camii ayrı bir ivme katmıştır şehirleşmesine, gelişmesine. Çünkü vakfiyesini incelediğimde 5 tane ev yapmıştır, lojman gibi çalışanlarına 15 tane dükkan yapmıştır. Ayrıca yeni bir konak vakfetmiştir. Bir mektep dediğimiz muallimhaneyi yapmıştır. Bunların masraflarını karşılamak üzere. Bu arada Haydar Çavuş'un kimliğini de artık belgelerden iyice öğrendik biz. İstanbullu bir saray çavuşu. Ama buraya neden gelmiştir, burada neden bulunmuştur, şimdilik o konuda bilgi yok. Muhtemelen bir görev sırasında gelmiş olmalı. Yine kayıtlarda kardeşim de ben ismini gördüm. O da buraya yatırımlarda bulunmuş, vakıflarda bulunmuş, çeşitli şeyler vermiş. Mehmet Bey diye biri. Evet, dönüm noktalarından bazıları 1864, bunları büyüklerimizden duymuş olabiliriz. 1878 yani meşhur 93 Harbi dediğimiz Bandırma'yı oldukça şekillendiren bir savaş. Büyük göçler var. 1874'te de bir yangın geçiriyor Bandırma. 1864 Çerkezlerin sürgüne, Rusya'dan sürgün edilip gönderildiği, bütün Osmanlı coğrafyasına yayıldığı alan, bu taraflara da bolca gelmişlerdir. Çerkez köyleri vardır. Manyas tarafında vardır. Bunu çoğunuz biliyorsunuz muhtemelen. 1878 yine Rusya ile yapılan, Balkanlarda kaybedilen 93 Harbi diye bir sendrom olan bütün Balkanların İstanbul, Anadolu buralara aktığı yerlerdir. Birçok köyün yapısı değişmiş, yeni köyler kurulmuş ve Bandırma da bundan tabii ki etkilenmiştir. Hem nüfus olarak hem de sosyoekonomik açıdan. Büyük yangın bu Bandırma'yı zaten harap etmiş, perişan etmiş, üçte ikisi yanmış. Tekrar imarı, ihyası yeni bir fiziki ve sosyoekonomik yapılanmaya yol açmıştır. Bir de ekonomik başka bir gelişme, tren yolunun yapılması. Fransızların 1912'de tren yolunu bitirip Soma'ya kadar bağlamaları, bugün de İzmir'e bağlanan tren yolu, buraya zaten önemli olan iskelesini daha da canlı hale getirmiş, Hinterland'daki bütün artı ürünün İstanbul, Avrupa'ya nakledilmesine sebep olmuş Bandırma'nın sergüzeşti bu dönüm noktalarında. Yine hızlıca şekilde bazı genel bilgileri vererek ben konuşmamı bitirmek istiyorum. İlginç kayıtlardan almaya çalıştım. Aslında Bandırma ile ilgili yüzlerce kayıtlar var. Bunların hepsi orijinal, ilk defa burada sunulan Osmanlı arşivlerinden çıkardığımız kayıtlardır. Ergin Hocam'ın kullandıkları hariç. O farklı bir yere baktı. Ben defterlerden çıkardım bunları. Evet, 1522'de durumunu söylemiştik zaten. İlginç. Mesela şuradaki köylere bakın. 1522'de bu köyler de vardır. Çarıkköy var, Çetni, Küretli, Çinge, Çürüden, Killip, Mamunlar. Mesela Mamunlar'ın ismi de. Çalışkanlar yapılmış. Hocam Mamunlar emin edilmiş, emniyetli yer demek değil midir? Memunlardır. Neden değiştirmiş? Kim değiştirmiş? Yani çalışkanlarla bir anlamı da yok yani. Yani çalışkan olduklarına inanıyorum o insanlara ama emniyetli, güvenceli yer anlamındadır yani. Evet, Bandırma'yı söyledik. Boyolca dediğimiz bugünkü Orhaniye malum. Bazı ilginç şeylerden bakalım. Mesela genelde biz değiştirme dediğimiz Osmanlı'nın yönetim kademesinin hep Avrupa'dan, Rumeli'den alındığını ama ben bir kayıtta gördüm ki bakın Bandırma, Erdek, Dürt liman civarlarından Yeniçeri Ocağı için gençler toplanıyor. Yani Haydar Çavuş belki de bunlardan biridir. Hiç belli olmaz. Bu toprağın, bu şeyin çocuğudur. Çünkü şöyle bir yanlış kanı var. Değiştirilen bu çocuklar geçmişlerini unutuyorlar, kültürlerini unutuyorlar. Hayır, böyle bir şey yok. Osmanlı Devleti'nde %90'ı bunların ailelerini biliyor. Haberleşiyorlar, yazışıyorlar, ziyarete geliyorlar. Bir tarafta Müslüman yönetimde bir Türk çocuğu, öbür tarafta gayrimüslim. Sırbistan'da, Moğra'da, Romanya'da fark etmiyor yani. İlişkide devam ediyor. Sokollu örneği var, Mustafa Paşa'lar örneği var. Bunların birçok örneğini gördük. Bu da yanlış bilgidir, bunu da yıkın. Eğer yazıyorsa tarih kitaplarında lütfen değiştirsinler.
Evet. Devşirme hadisesini bu şekilde gördük. Yani bunlar hizmet etmek üzere de buraya gelmiş olabilirler. 1596'da ne olmuş aldıklarımızdan? Mesela Balmanyas'ın hasırları, daha doğrusu sazları çok meşhurdur. Yeniçeri Ocağı'nın yerlerine serip yattıkları saraylarda, haremde kullanılan hasırlar bu civardan gidiyordu. Manyas Gölü'ndeki sazlar biçiliyordu, köylüler tarafından depolanıyordu, hasır haline getiriliyordu veya başka ürünler ve nereden gidiyordu? Tabii ki en tabii, en güvenli yol Bandırma Limanı iskelesi üzerinden İstanbul'a ulaştırılıyorlardı. Diğer ürünler gibi. İngiltere elçisi yine kendi ihtiyacı için mesela buğday alımını bu bölgeden gerçekleştiriyor. Yani biz daha o zamandan itibaren, 1500 yıllardan itibaren görüyoruz. Hani bugün Bandırma İstanbul'un bir semti gibi falan söylüyorlar ya, değişik esprili. Öyle olmuş gözüküyor. Ticari ilişkiler var, evlilik ilişkileri var, sosyal ilişkiler var. Bu tip ekonomik ilişkiler de var. Yatırımcılar buraya geliyor, buradan oraya gidiyorlar. Bazı örnekleri hızlıca geçmek istiyorum. Evet, 1619'da ne olmuş? Tabii ki bunları atlaya atlaya gidiyorum. 1607'den 19'a kadar bir şeye rastlanmamış değil. Çok fazla sayıda belge var. Ama bizim için burada teferruat diyebileceğimiz ilginç olmayan alacak verecek davası, itişme kakışma, buna benzer sıkıntılı şeyler yani. Evet. Mesela Venediklerin de Bandırma ile ilgisi var. Konsolosları var burada. Devamlı bulunuyor. Eğer zaten Venedikler bir yerde bir konsolos bulunduruyorsa orası kesinlikle önemli bir yerdir. Çünkü Venediklerin, Cenevizlerin kolonileri vardır biliyorsunuz. Ticaret erbabıdırlar. Küçücük bir karaları yerleri olmasına rağmen hayatlarını buna bağlarlar. Konsolosların olmasına, yani elçilerin olmasına çok önem gösterirler. Evet. Yine bir Venedik elçisinin ölümüyle değişiklik var. Mesela burada 1627'de bir değişiklik daha yapılıyor. Bir gelişme oluyor daha doğrusu. Yine bugün İstanbul'a ismini vermiş olan Sultanahmet Külliyesi yapılıyor. Bunun da bazı masrafların karşılanması için Bandırma Limanı'na gelip giden, özellikle gelen gemilerden alınan bir vergi var, mastariye vergisi. Onun da bu masrafları karşılamak üzere tahsis edildiğini görüyoruz. Yani tamamen bir vakıf şehri haline dönüştüğünü görüyoruz. 1645, yeni vakıfların kurulduğunu görüyoruz. Şehrin gelişiminde bunlar fiziki anlamda hem dükkan yapılıyor, hem mağaza yapılıyor, hem ev yapılıyor, hem de bina yapılıyor. Gittikçe artık önceden küçük sahil kenarındaki yerlerin Hacı Yusuf tarafına doğru, Sığır Yolu Caddesi'ne doğru. Gençler, Sığır Yolu Caddesi'ni biliyor musunuz? Neresi? Atatürk Caddesi. Gençlere soruyoruz ama hep orta yaşlar cevap. Gençler bilmiyorlar ya. Orada bir cami var. Adı Ulu Cami. Bence Sığır Yolu Camisi o. Ulu Cami olsa olsa Haydar Çavuş Camisi'dir. Evet. Mesela burada bir ilişkiyi görüyoruz. İstanbul'daki o meşhur kapı kulu altından dediğimiz sipahiler, sarayı koruyan sipahiler burada bir de kefil oluyor. Aralarında bir ilişki var. Yani İstanbul Bandırma entegrasyonu daha 500 sene öncesinde devam ediyor. Ve bir meşhur seyyah, bütün Osmanlı yöresinde doğacak Evliya Çelebi gelmiş. Ama maalesef Evliya Çelebi'ye, Allah rahmet eylesin, ben burada çok kızdım, bozuldum. Hiçbir konuda bize bilgi vermemiş. Sadece 12 tane mahallesi var, hanlar var, evler var. Her gittiğin yeri yazıyorsun mübarek adam, kaç tane ev var, kaç tane han var, kaç tane bilmem ne var. Burada kesmiştir, kestirmiş, atmış. Şu kadar cami, mescid var, bağlar, bahçeler var. Sayfalarca dolu, büyük bir hayal kırıklığına uğradım Evliya Çelebi'nin bilgileri karşısında. Evet. Yine un kapanı esnafının Bandırma ile ilgisi. Unları nereden getirecekler? Un tarlalarından toplayıp götürüyorlar. Ama gemiler yetmemiş, kendileri artık geri göndermek zorunda kalıyorlar. 1687, artık Karlofça'ya doğru Osmanlı'nın başının dertte olduğu dönemler. 4 tane büyük devletle savaşıyor. İşte o sırada Selanik Kalesi'nin tamiri için Bandırma'dan da kireççi. Muhtemelen bunlar Ermeni çalışanlar oluyor. Taşçı, kireççi onlar bu konuda ustalar. 91 yılı. Padişahlar değiştikçe Osmanlı Devleti'nde yeni para basılır. İskele eminlerine emir gönderiliyor artık. Eski paralar kullanılmayacak. Varsa zapt edin, alın, yasak diye. Bunların hepsi ticaretin canlılığını, İstanbul'la olan irtibatı, gelişimi adım adım izliyoruz, görüyorsunuz. Yeni vakıflar kuruluyor. Mesela Avarız Vakfı dedik. Avarız Vakfı nedir biliyor musunuz? Bugün mesela bir mahalleli emlak vergisi öder, belediye vergileri öder vesaire. İşte bunları ödemek üzere bir kişi diyor ki ben mahallenin bu vergileri ödeyeceğim. Bu vakıf o. Evet, hatta ben bunların hepsini okumayayım, hızlı hızlı şöyle gideyim, okuyabildiklerinizi siz okuyun, bitmiyor çünkü, o kadar çok ki seçmeme rağmen yani. Köleyle ilgili sıkıntılar var, biri köle almış buradan, ondan sonra köle hürriyetini ispat etmiş, satın alan kişi para mı ver diyor geri, onunla kavgası, dövüşü var. Yerel yöneticiler arasında kavga var, Voyvoda ile Serdar arasında. Mesela Rus Türk tarafına Denizli tüccarı buradan mal gönderiyor.
kadının görevden alınması, mesela burada aşağıdaki de ilginç. Bu civarlarda bir yerde bir kazan define bulunduğundan bahsediyorlar. 8-10 kişi define buluyor ama yoldan geçen 5 kişi bunları fark etmiş, 5'ini birden öldürüyorlar. Bu dava çok uzun sürüyor. Annesi, akrabaları koşturmuş, tutanakları mevcut bunda yani. Yerini de söylüyor. Evet. Hızlı hızlı yapılı gönderilmesi var. Yine gemilerin nöbet usulü kaldırılıyor. Artık kamu kurumları oluşmuş. Mesela göç var İstanbul'a, göçü engelliyor o tarihte. Bandırmadan ve bu civardan da iskelelerden göç kesinlikle yapılmayacak diye emirler gidiyor. Devamlı surette. Hatta Beyazıt'tan Gönen'e gelen bir kadıncağız iskeleler koyuyorlar, salmıyorlar. Evet, kilise tamirleri var. Ermenilerin başka bir şey, mektep yapma şeyi var. Mesela Yahudi ile ticaret yapan bandırmaları görüyoruz. İstanbul'u bunlar tabii. Burada vergide muafiyet verdi gayrimüslimler. Mesela Hacı Yusuf mahallesini kurduğunu düşündüğüm kişinin ismine rastladım ben kayıtlarla. Hafız ve şey olarak. Evet. Yine bunlar savaşlarla ilgili, başka yerlerle ilgili vardı. Yani Bandırma, şöyle özetleyeyim ben size hızlıca. Çünkü süremi açtığım farkındayım. O yüzden özür diliyorum. Bandırma, 1500'lerden itibaren gerek vakıflar, gerekse diğer etkenlerin, dinamiklerin yardımıyla hızlı bir gelişme giriyor. Daha önceleri Müslümanların bulunmadığı bir yerken, civar yerlerdeki Müslümanlar bu imkanlardan faydalanmak üzere buraya yerleşmeye başlıyorlar. Vakıflar bunda çok itici bir rol oluyor. İstanbul'da da, Tekirdağ'da, Rusçuk dediğimiz yer bugün biliyorsunuz Bulgaristan'ın bir şeyi, Karadeniz üzerinden ticaret devam ediyor. Hem sosyal hem ekonomik anlamda entegrasyon devam ediyor. Gelişmesini sürdüren bir yer. Aslında şunu bir söyleseydim, orayı bir geçseydim. İlginç bir evlilik dedim ya, 1745'ler. Bandırmalı bir Rum. Kocabaşı demek, onların muhtarı demek. Onların lideri. Bir tane hanımı varmış, ismi Eletna. Çocuğu olmuyormuş. İstanbul'da ticaret yapıyormuş. İstanbul'a gittiğinde Fenerli bir Rum kadınına aşık olmuş muhtemelen. İsmi Praşkova. Onunla evlenmiş, bir çocuğu olmuş. Ama mallarıyla birlikte geri döndüğünde bunu haber alan Eletna, yere subaşıyla, emniyet amiriyle işbirliği yapmışlar. Şu kadar borcum var, şu öyle gasıpsın, şu öyle bilmem nesin, bir suç isnadıyla buna adamı perişan etmişler, dövmüşler, öldürmüşler, mallarına el koymuşlar, bir dram yaşanmış. Praşkova bu işin peşine düştüğünden dolayı biz burada haberdar oluyoruz. Bu bir ferman sureti. Benim kocama böyle böyle yaptılar, çocuğum ben perişan olduk falan diye. Rumların arasında da böyle, ha burada bir de şöyle bir şey var, evliliği nasıl yapıyor biliyor musunuz? Naibin huzurunda, mihri müeccelle, şu kadar para karşılığında. Bunlar Hristiyanlar ama Müslüman usulü evlilik yapıyorlar. Evet. Bunları artık yayınlanırsa veya başka meraklısı olursa biz göndeririz. Hızlı hızlı devam ediyorum. Köle satışı burada geldi. Evet, son Laleli Camisi'ne. Ha, yukarıdaki de bakın. Laleli Camisi için Kizikos harabelerinden 80 tane sarı, kırmızı bilmem ne varsa sütunlar. Yani bu harabeler o dönemlerde büyük yapıların kullanılmasında oldukça faydalanmış. Evet. Bunları da hızlı geçeyim. Gerçekten bu kadar uzun süreceğim ben de tahmin etmemiştim. Nokta noktayı koydum. Burada bitirdim artık zaten gidiyor. Bunlar yüzlerce, binlerce belgelerden seçtiklerimiz. Evet. Ben sonuç olarak şunları söylemek istiyorum. Bandırma ve civarındaki biraz önce köylerden de bahsettiğimiz Türk varlığı 1071'lerden itibaren buradadır. Bizim dedelerimiz, atalarımız, bizden önce gelenler buradalar. O yüzden isimlerden erinmeyelim, gocunmayalım, deplekeden korkmayalım, çürüdenden ürkmeyelim. Bunlar öz bir öz Türk ismidir, merak etmeyin. Vakıf kurumların Bandırma'nın görünümüne katkıda bulunduğunu görüyoruz. İşte idari olarak mesela şurada yanlış bilinir. Bakın internete, başka yerlere. İlk önce Hüdavendigar'a Bursa'ya bağlıydı, sonra Galata'ya. Böyle değil. Yönetim şeyi farklıdır. İdari olarak bir yere bağlı olabilirsiniz. Kazai yani adli hukuki işlemler için başka bir yere bağlı olabilirsiniz. Bandırma hep Galata'ya bağlıdır. Daha buradaki mahkemeler kurulana kadar. Ama idari anlamda, yönetim anlamda yakın olduğu için Bursa yani Hüdavendigar sancağına bağlıdır. Galata'ya bağlılığı bu yüzdendir. Evet. Müstakil bir üniversitenin kurulması, üniversitemizin kurulması gerçekten bu çalışmalar için ben bir şans olduğunu düşünüyorum. Bu bahsettiğimiz belgeler, daha ortaya çıkacak şeyler, yerel tarihi araştırmalarında kurulacak kurumlarla birlikte bilimsel çalışmanın, sempozyumun, panelin, buna benzer etkinliklerin düzenleneceğine inanıyorum. Bundan ümitliyim. Beni dinlediğiniz için hepinize teşekkür ederim. Doçent Doktor Zekai Mete hocamıza vermiş olduğu değerli bilgilerden dolayı teşekkür ederiz.
Şimdi şunu hatırlatmayı yapayım. Soru cevap kısmımız olacak panelin sonunda. Katılımcılarımız merak ettiği soruları araştırmacı hocalarımıza yöneltebilirler. Şimdi sunumlarını yapmak üzere yardımcı doçent doktor Recep Çelik hocamıza söz vereceğim. Recep hocamız işgale giden süreçte ve kurtuluş mücadelesinde Bandırma'yı bizlere anlatacak. Kendilerine şimdiden teşekkürlerimi sunuyorum. Başarılar diliyorum. Buyurun hocam. Kıymetli başkan, sayın vekilim, sayın kaymakamım, kanizem komutanım, sayın rektörüm, kıymetli hazurum, hepinizi saygı ve sevgiyle selamlıyorum. Şimdi sayın moderatörümüz de bahsetmişti. Evet, buranın işgal konusunda da ben de bazı bilgiler vermek istiyorum. Belki düzeltme mahiyetindedir. Şimdi enteresan bir şey, biraz önce hocam da bahsetti İngilizlerle ilgili. Benim master tezim Balkan Savaşı'dır. Yani Balkan Savaşı'ndaki dönemi çalıştım. Ve o dönem içinde yaşananları çok iyi analiz etmek lazım. İngilizler, biraz önce bahsettik, 1915'te geçemedikleri Çanakkale'yi maalesef 30 Ekim 1918 Mondros Mütarekesi sonrası hemen Kasım'ın başlarında Boğaz hattını Çanakkale Boğazı'ndan geçerek bütün Boğaz hattını tuttular. Ve 1919'da Karadeniz Umum Komutanlığı diye General Milne vardır. Ve o bölgenin de komutansı ve denetimi İngilizlerin elindedir. Bandırma vapuru, biraz önce ondan da bahsedeceğim. Yani Bandırma'yı sadece milli mücadelenin en önemli belki donelerinden, adım taşlarında olan Bandırma vapuru da ismini buradan almıştır. Ve Bandırma vapurunun da çıkışında o bölgede bütün Boğaz bölgesi Çanakkale dahil olmak üzere bütünüyle İngilizler tarafından kontrol altındadır. Yani resmi işgalle kontrol altında tutmayı çok iyi görmek lazım. Biraz sonra benim vereceğim belgelerde İngilizler ta Mayıs ayı içerisinde buraya geliyorlar gemilerle. Ve Kasım 1918'de İngilizler bütün bu dediğim bölgeyi, bütün Boğaz bölgesini denetimler altına almışlardır. Gemi denetimleri vesaire dahil olmak üzere. Bunu baştan belirtmek lazım. Evet, Bandırma'yı böyle İngilizlerin hat boyu ve önem verdiği, yani bugün jeopolitik dediğimiz veya işte önemini arz eden bölgenin işte çok jeopolitik bir yapıya sahip olduğunu belirtmek için Bandırma bura için çok önemli bir bölgedir. Çünkü biraz önce Sayın Zekai Hocam bahsetti. Ta 1500 küsürlerden beri İstanbul'a gönderilen, zahireden her şeye kadar bütün yapıların ana taşıdır ve bir limandır. Çünkü ulaşım bu noktada çok önemli. İşte İngilizler bunu iyi bildikleri için bu bölgeyi ele geçirip, bu bölgeyi ele geçirirken de maalesef İngiltere bunu açık olarak yapmıştır ve bölgeler, yani o günün coğrafyasıyla Anadolu paylaşırken İngilizler Yunanlıların arkasına sinerek devam etmişlerdir. Açıktan açığa işgal ettikleri bölgeler vardır. İşte Antep, Maraş hemen arkasından oradan Fransızlara bırakmışlar ve kendileri Kerkük vesaire gibi daha önemli petrol bölgelerine çıkmışlardır. Burada bir önemli husus daha var. Neden Yunan? Bir kadim Yunan hayranlığı vardır. Avrupa'nın genel bir aşkıdır onları muhafaza etmek. Bugün Yunanistan Avrupa'nın şımarık çocuğudur. Neden? İşte bundan. Yunanistan'ın kuruluşuna dikkat edin. Mora Asası'nda çıkarılan isyanın arkasında İngiltere, Rusya, Fransa hepsi vardır. Mora'daki isyandan bir Yunan devleti çıkarılmıştır. Çok önemlidir. Kendilerinin o isyanı çıkaranlar sayın Zekai Hocam dönemi ilgilendirir. Öyle bir şey yoktu başlangıçta. Orada aşka getirerek
teşvikle bu işler oluştu. İşte burada bu İngilizlerin bu Yunan, kadim Yunan hayranlığı burada İngiliz Yunanistan'a öne sürerek kendileri Yunanlıların arkasında saklanarak böyle bir yapı oluşturmaya çalıştı. Ve bu Boğaz bölgesini İngilizler Kasım 1918'den sonra burayı denetim altına aldıktan sonra buralarda gezinmeye başladılar. Biraz o belki açıklanmayan belgeler vardı. Onlardan ben belgeler aldım. Bir kronolojik sırayla sizi çok sıkmak istemiyorum ama belki bugüne kadar belirtilmeyen hususlar vardı. Onları söyleyerek bu noktada neler yapılabildiğini gördüm. Ve İngiltere'nin bu bölgeye yerleşmesinden sonra yani gezinmesiyle birlikte Yunanların bu bölgenin neden önemli? Biraz önce bahsettik yani işte jeopolitik konumu, Bandırma çok önemli. İngiltere ve Yunanlılar burada da şeyleri var yani ne diyelim Rumlar da var, kendi taraftarları da var, Ermeniler var vesaire. Bu bölgeye doğru gelmek istiyorlar çünkü bu bölgede ne var? 14. Kolordu'ya bağlı, Tekirdağ'daki Kolordu'ya bağlı bir 60'lı düven var. Ve bu Balıkesir Bandırma. Ama daha sonra Bandırma'ya nakledilen bir bölgedir. Ve Milli Mücadele daha İzmir'in işgaliyle birlikte Yunanlıların İzmir'e asker çıkarışıyla birlikte bu bölgelere gelinebileceği düşündüğü için stratejik açıdan buraların tahkim edilmesi ve buradaki malzemelerin muhafaza edilmesi veya buralarda bir teşkilatlanma olduğunu görüyoruz. Şimdi bunun belgesini de hatırlayacağım. Mesela arşiv belgesinde 11 Mayıs 1919'da Bandırma'ya giden İngiliz Bahriye Zabiti Riz diye birisi geliyor. Selahiyeti elindeki resmiye namede açıklandığında kendisine o dairede muamele edilmesi isteniyor. Kara isim tasarrufuna yazılan belge budur kendisi. Yine biraz önce bahsettik. Bölge Anadolu'da olan bütün harekete hazır ve duyarlı vaziyette. Hemen 15 Mayıs 1919'da işgal edilmesiyle birlikte hemen Bandırma halkı da bir çalışma başlatıyor. Ve 21 Haziran 1919'da sadarete gönderilen bir protesto diyeyim veya bir yazıda 21 Haziran 1919'da şöyle diyor. Sadarete gönderiyor. Yunan eşkıyasının her gün memleketimizi işgal etmek suretiyle ırz-ı nefsi milletimizi cerihadar etmekte iktifa etmeyerek bir kere itilaf devletlerinin mümessilleri huzurunda Menemen'de bir cümle memuruyla nüfusu masum İslami katliam etmek faciasını icra istisar etmesi zaten berdevam olan heyecan ve kalayanımızı da diyor ayağa kaldırmıştır bu halk tarafından. Alem insaniyete karşı bütün mevcudiyetimizle kemali şiddetle protestolar eyler ve kalayanı milli arzu edilmeyecek şekilde almazdan ve ölümü şeref bildirerek bir diğerinin daha vukuunda evvel faciin katiyen meni teker için vahşi Yunanları def ve tardı esbabının istikmalini İnsaniyet namına adalete meşhur olan zat-ı alilerimizden son defa olarak rica ve talep ederiz. Her şeye hazırız ve buradayız diyor. Kim? O dönemin mahalli teşkilatlanmaları var. Bakın burada da Bandırma'ya da bu şifreyi yazan veya telgrafı gönderen işte buradaki bu telgraf aslıdır. Bu telgrafı yazan arkadaşlar Bandırma Cemaat-i İslamiye heyeti. Yanlış anlamak sadece müdafaa-i hukuk cemiyetleri işte veya reddi ilhaktır veya o dönemde bölge bölge teşkilatlanmalar farklıdır. Burada mesela kimmiş Bandırma Cemaat-i İslamiye heyeti böyle bir protesto telgrafını hazırlamış. 21 Haziran'da sadarete göndermiş İstanbul'a ve biz diyor bir daha böyle bir facianın anında hazırız ve mücadele edeceğiz. Bu 21 Haziran 1919'da. Gönderilen bir telgraflamedir. Yine arkasında bugünü de ilgilendiren çünkü tarih öyle bir şeydir ki Bandırma iki şey yaşamıştır.
yani bir işgal falan yaşamadık. Bir de kendi içimizden bir olay yaşamış. Anzavur'un hadisesi de buradaki yerel direnci, yerel malzemeyi perişan etmiştir. Yani siz Yunanlılara karşı kullanacağınız malzemeyi maalesef buradaki Anzavur kuvvetlerine karşı Kuvayi Milliye'nin elindeki malzemeler maalesef orada kullanılmıştır. Ve çok büyük kanlar dökülmüştür ve bir sürü insan burada telef edilmiştir. Bu işgal de çok önemlidir. Hemen bunun arkasında, akabinde Yunanlılar geliyor. Yani bir işgal veya karışıklık bitiyor, hemen arkasından bir diğeri geliyor. Şimdi 9 Temmuz 1919'da kronolojik olarak gidiyorum. Yine arşiv belgesinde bugünü de çok ilgilendiren bir hadise var. İzmir'in işgali ve işgali müteakip Yunan askerlerinin işgal ettikleri kaza ve köylerde yaptıkları katliam, yağma ve tecavüzatın neticesi yüz binlerce İslam ahalisi Bandırma, Kirmasli, Mustafa Kemal Paşa'nın adı Kirmasli'dir ve Bursa yönüne doğru hicret ettikleri ve sefil bir şekilde cami, medrese ve istasyon meydanlarında yaptıklarından dair Karasi Polis Merkez Kumandanlığı'nın raporudur. Öyle bir göç var ki dediğim gibi bu göçte Bandırma'ya, çünkü ulaşımı en olabilecek bölge burası olduğu için bütün göç gemilerine buraya gelmiş. Yine 31 Temmuz 1919'da biraz önce bahsettik. Bugün öğlenden sonra saat 2'de son sistem bir İngiliz torpido muharibinin geldiği ve limanda demir attığı Karate Musa Safa Hilmi tarafından bildiriliyor. Bakın 31 Temmuz 1919. Geliyoruz. Yokluyoruz. Torpido ile vesaire bölgeyi kontrol altına almaya çalışıyoruz. Yine arkasından çok önemli bir hadise. Yani burayı işgale yol açan hadiseyi görmek. Yani İngiltere'nin burayı artık işgal kararı vermesi hadisesi. Biliyorsunuz ki Osmanlı Devleti'nin en önemli silah depolarından birisi Akbaş'tır. Ve burada bu Akbaş İngilizlerin kontrolü altındayken buradan Kuvayi Milliyeciler tarafından burası basılıp buradaki silahlar vesaire oradan alınmaya başlıyor. Ve bu alınmanın başlamasından sonra İngiltere ilk önce Anzavur'la bu nokta bu silahların bulunmasını buraya şimdi biraz sonra şeyler yapıyor, tehditler var. Mesela 2 Şubat 1920'de İngiltere diyor ki, belgede geçiyor aynen silahların ne şekilde geldiği. Kalay-ı Sultaniye'den, yani Çanakkale dediğimiz Kalay-ı Sultaniye'den Kuvayi Milliye'nin cebri silah ve cephane aldıklarından bahisle Bandırma'da da öyle bir şey halatın vuku bulmaması için muvakkaten Bandırma'ya geldiklerini ifade eden İngiliz hükümet temsilcisi, İngiliz yüzbaşısı buradaki diyor kendisine gösterilen Rum ve Ermenilere ait binalara girmeyip bilakis İngiliz yüzbaşısı buradaki idadi mektebini ve Hacı İsmail Efendi'nin hanesini ve diğer bir haneyi kendi başına işgal ettikleri ve buraya yerleştikleri. 2 Şubat 1920. İngiltere bu silah hadisesinden sonra artık Bandırma'ya yavaş yavaş girmeye başlıyor. Yine hemen akabinde 1 Şubat'ta bundan bir gün önce Bandırma limanına gelen bir İngiliz torpidosundan bir yüzbaşının hükümete ve kumandanlığa müracaat ederek kasabaya 200 asker çıkarmak istediğini, 200 asker beyan etmesi bu husus hattı harekatın işareti, buradaki mutasarrıf durumu merkeze soruyor. Böyle bir nokta var diyor, ne yapalım? Yine bu kez Şubat'ta da var, Mayıs 1920'de dün Bandırma Limanı'na bir İngiliz torpidosu gelip bugün kasabaya 260 kadar silahsız bahriye efradı ihraç ederek çıkararak efradın mahallat ve çarşıya dolaştıkları ve sükunet ile nümayiş icra ettikleri, yani bağırmadan sessizce geçiyorlar. Yani bir ne var burada? Korkutma hadisesi var. Biz geliyoruz demek. Ve en önemlisi bugün belki üzerinde en fazla durulması ki çok önemli bir hadise 38 1920'den bir
Bandırma'dan Yunan işgalinin ne şekilde vuku bulduğuna vesaireye dair meskur kaza kaymakamlığının bir tahriratı var. Burada o işgalin nasıl olduğu, nasıl yapıldığını kaymakam çok detaylıca neler yapmış Yunanlar, yani buradaki faaliyetlerini verdikten sonra daha sonra çok uzatmadan kronolojik sırayla bazı belgeleri söyleyip konuşmamı bitmek istiyorum. Burada Bandırma'nın Nisre işgal edildiğine dair Bandırma'daki kaymakamın gönderdiği tahrirat, ya uzun bir rapor, bir kısmı sergide vardı ama bütün maddelerini göremedim. Soma cephesinin sarsılmasıyla Haziran 1920 tarihinde birinci madde, Balıkesir ahalisinin vagonlarla Bandırma'ya gelmesi üzerine buradaki kuvve-i askeriye, kuvve-i milliyeye, jandarma zabiti efradının bir kısmı, polis komiseriyle, polis memurlarından birçokları ve mahkeme-i bidayet reisleri ve müddei umumi işte yani şey savcı ve Ziraat Bank memuru ve belediye reisi buradan çekildiler. O işgal edildikten sonra Soma'nın o bölgedeki. İki, Yunan işgal ordusunun Balıkesir'den geleceği beklenmekte iken 2 Temmuz 1920 Cuma günü sabahleyin Bandırma limanına gelen İngiliz ve Yunan harp gemileri bakın birlikte geldiler. Şimdi işgal tam anlamıyla yerine geliyor. Himayesinde nakliye gemisinde bulunan ve İskeçe fırkası naibiyle Mazaraki kumandasında olan Yunan askeriyle Bandırma işgal olundu. Kaymakam vekili Kadı Efendi tarafından sabahleyin tertip olunan müftü ve metropolit vekili ve murahhasa ve Ermeni milleti eşrafından mürekkep bir heyet vapurla evvela İngiliz kumandanına gitti. Sonra Tarantina liman rüsumat idarelerinde o yerde şeyin oradaki limandaki Osmanlı bayrakları indirildi ve Yunan bayrakları çekildi. Telgrafhane işgal ve karantina ve liman memurlukları da ayrıca özür dilerim burada kumandan heyeti kabul etmeyerek Yunan'ın kalkış çıtasına gönderdi ve onları şey kabul etmiyor. İngiliz komutan Yunanlılara gidin diyor ve kumanda Mazaraki ile mülakat eylemişlerdi bu dediğim heyet. Sahile çıkan Mazaraki kumandan kiliseye gittikten sonra hükümet dairesinden geleceği ihbar olunmakla müteferrik yeis var halk yeis içerisinde müslük içinde olarak ve daire hükümeti terk etmeyerek acizeyle tahrirat katibi Mithat Efendi ve birkaç memur arkadaşlarımız tarafından sair memurlar haberdar edildi ve Kadı Efendi de gelerek Rum ileri gelenleri ve mahiyetiyle daire hükümete gelen kumandanı karşıladı. Ve idare meclisinde kabul olundu bu Mazaraki. Yunan kralı Aleksandros namına Bandırma'ya işgal ettiğini, askerine karşı tecavüz edilmemesini ve herkesin silahını teslim etmesini, firar edenlerin avdet etmemesinin kendileri için geri dönmemesinin kendileri için kötü olacağını, Bandırma ailesinin muti gördüğünden memnun olduğunu, Ermeni ve murahhasası ve diğer reis ve ruhanileri vazifelerinde ipka ettiğini, yani devam etmelerini istediğini ve kaymakamlık vekaletinin Kadı Efendi tarafından kendisinin merkez kumandanı tayin eylediği zata devredilmesi lüzumuna dair Yunanca beyanatı Türkçe'ye tercüme suretiyle herkes mevzuyu anladı. Önce Yunanca konuşuyor. Sonra balkona çıktı. Ahali o meşhur Rumca nutuk vererek alkışlandı. Hükümet sancak direğindeki Osmanlı bayrağı indirildi. Yerine Rum mektebi kızlarının bağırışmaları ve ahalinin alkışlarıyla tufan arasında ve bir müfreze bahriyenin selam dur vaziyetinde iki Yunan bayrağı çekildi. Yani oraya Yunan bayrakları çekildi. Akabinde sonra karantina liman rüsumat idarelerindeki Osmanlı bayrakları indirildi ve Yunan bayrakları çekildi. Telgrafhane işgal ve karantina ve liman memurları işten el çektirildi. 3 Temmuz 1920'de cumartesi memurun vazifelerinde ibga olundu. Yani devam edebilirler ve mahkeme reisi ve müddei ümumi olmadığından hukuk kısmı şimdilik tehir ve ceza kısmının divan-ı harbe tevdi olunduğu bildirildi. Bu 3. madde 4 Temmuz'da kaymakamlık vekaletinin yine Kadı Efendi'ye iade olunduğu ve telgraf memurlarının kaymakam vazifelerine bakacakları ve Bandırma'nın işgal lafzı sonradan icabına göre neşri beyannamelerden düvel-i muhtelifenin
emirleri dairesinde olduğunu söylüyorlar. Tamam, burayı biz diyorlar, böyle muhtelife işte itilaf devletlerinin emri üzerine işgal ediyoruz, kendimiz etmiyoruz. Yani bu şeye söylemeye başlıyorlar. Ve hükümet dairesindeki Yunan bayrağı yerine siyah zemin üzerine beyaz hacahavi bayrak çekildi. Burada. Hala tevevüç ediyor, yani orada duruyoruz. Mezkur fırka Bahri'nin avdetle yerine başkomandan Ferik Preşko de Polos ordusuna terk edildi. Bu bölge biraz önce denilen. Balıkesir yoluyla İzmir'den gelen Preşko de Polos ordusu Bandırma'ya gelmekle hükümet dairesi tamamıyla işgal ve karargah yapıldı. Memurlar 5 Temmuz'dan 12 Temmuz'a kadar hükümete gidemediler, hükümet dairesine. Mezkur ordunun Bandırma'ya gelmesi mesela iaşe lazım gelen pek çok miktardaki mekkari için, işte bu katırlar o dönemde, yani taşıyıcılar için diyor, ilanıyla tarlalardan mezruatı kaldırmak, işte bu ziraat malzemeleri vesaire, ashab-ı zuhur ve şikayet olunanlar iade olunmak suretiyle kendilerine kara sığır ve koyun anamı ve vapurlara tahmin edilmek tekrar etti. Yani vapurlarla vesairelerle o kara sığırlar vesairelerin satın alındığını görüyoruz. Yine cihet askeriye tarafından vuku getirilen askerler tarafından, yani getirilen her türlü zarar için müracaat olunması, gelin diyor işte ilan edildi. Gelin zararı tazmin edelim. Bahrem buradan çekilen, deniz yoluyla buradan çekilen Praşko Topolos karargahıyla beraber mezkur müracaatları kaydeden heyet gitti. Burada yalnız merkez kumandanı ve muhafız olarak Efsun askeri, o bildiğiniz ve perakende efradı sahire ve zabıtan var. Mülki işler karışılmıyor. Talep hukukunda kuvvet verileceği ve her türlü tesilat gösterileceği vaat olunurdu. Bununla beraber resmi muameller için henüz telgraflara müsaade olunmuyor. İşte telgrafhanenin varsa sansür var. Biraz sonra da bahsedilecek. Bunlara izin. Bazı Ermeniler ifade ettikleri askerlerle eşya talebi bahanesiyle İslam hanelerine tecavüzleri merkez kumandanı tarafından men edildi diyor. Ama yapılmaya devam ediyor. Pek çok takibat neticesinde 12 Temmuz 1920'de hükümet dairesinin alak katında ve mahkeme kısmında gösterilen 3-5 odaya bütün memurun yerleştik. Yani burada çalışıyoruz. 3-5 odaya hapsedilmiş durumda. Kaymakam kendisi söylüyor. Kaymakam dahil. 13 Temmuz 1920 tarihli ve tahrirat'ta arz olunan memurun şimdiye kadar bir yere ayrılmayıp vazifeleri başında ise de yukarıda yazıldığı üzere mahkeme-i bidayet reisi ve müddei umumi ve müstantık hakim ve mahkeme bidayet başkanı burada olmadıklarından mahkemeyi ceza mahkemesi ve bilhassa hukuka taalluk eden meseleler hakkında hukuk bulan müracaatlar yerine getirilemiyor. Herhangi bir şey yapılamıyor. Hem hukuku amme zayi oluyor. Yani milletin hukuku ve bilvasıta hükümetin haysiyeti ihlal olunmakta ve hem de İslamlar zarar görmektedir. Memurların vazifeleri başına izam hakkında icabı muamele arz olunur. İşte yani yapılabilsin diyor. Müracaat-ı mütelli üzerine mevcut 4 polis ve 8 jandarmanın yalnız elbise-i resmiyelerini giymelerine müsaade olunmak suretiyle hükümet dairesinde vazifeye bakabilirler diyor. Yine idare meclisiyetinin iddiamı gayretiyle kazamız aşarının sabıkına nispet etkisine aşar toplanı 36 bin lira vazlasıyla ihalesine muvaffakiyet gösterilir. Bir taraftan da iş yürüyecek, yani memur maaşları var biraz önce ödenemiyor vesaire. Diyor ki tahsilata gayret olunmaktadır ve mevcut tahsildan kuraya sevk olundu. Tedarik olunan mebaliyle toplanan vergiyle diyor en evvel polis ve jandarmanın Temmuz 1920 maaşı verilmek üzere memurun ve sonra da mütekaidin yani emekliler ve eytam ve eramil yani yetim çocuklar ve hanımlar, eramil yani şehit olmuş insanın hanımına verilen isim de eramildir ve maaş artının tediyesine gayret olunacaktır. Yani bunların maaşta manyas ve ışıklar nahiyeleri müdürleri vazifeye devam ediyor ise Kapıdağ nahiyesinin müdürünün olmadığı da belirtiliyor. Bandırma kaymakam olarak gerek dersaletten asil ve gerek samimeden bir vekil göndermemekte pek müşkil diyor bir durumdayız. Bize
buradan bir asil veya vekil, bir görevli gönderin ve bu işlerle ilgili kısmı ele alalım diyor. Burada işgalin sürecini ve işgalin nasıl yapıldığını bir buranın kaymakamının dilinden 12 madde halinde görmek mümkün. 12 madde halinde kaymakam bunu sıralamış. Ve bunun üzerine bu işgal başladıktan sonra burada Sayın Rektör'ün de bahsetti maalesef. Burada yoğun bir şekilde hem gasp var, işte zeytinyağı ve zeytinlerin gaspından, zirai aletlerin gaspından, yani alınmasından mezalime kadar bir sürü belge var. Onları göstermek mümkün değil. Evet, Sayın Başkanım, toparlıyorum. Gidiyorum, kronolojik. 14 Eylül'de Bandırma'da Yunan memurların posta nakliyatını kendi üzerlerine almaları isteniyor. 14 Eylül 1920'de artık posta yaptırılmıyor. Memurlara sansür var. Ve bunun kararına meclis-i vükelada ise alınan bu kararla bu işi yapamayacaklarına, bizim meclis-i vükela kararı ise burada bu işi yapmalarına izin verilemeyeceği bekleniyor. 16 Eylül 1920'den Yunan işgalinden sonra Bandırma Hükümet Dairesi ile Sıhhiye Dairelerine Yunan bayrağı çekildiği, Osmanlı sancağı çekilmesine müsaade edilmediğinden biraz önce bahsedildi. 30 Ekim 1920'de Bandırma yoluyla memleketlerine sevk olunacak Osmanlı esirlerinin Yunan askeri memurlarınca buradan hareket etmelerine izin veriliyor. İşte burada çok önemli bir hem gemi var, bizzat tren istasyonu da var. Yine Ocak 1921'de Göne'nin Çaloba Kalesi'nde Arnavut ve Çerkezlerin müteşekkil çete ile Yunan müfrezesi arasında yapılan çatışmada Rum ve Ermenilerin ölmesi üzerine Bandırma'da protesto gösterilerinin yapıldığı, bu olayı bahane eden Rum ve Ermenilerin Yunan askerleriyle beraber Müslüman ahaliye zulmettiği. Buradaki çete olaylarına bir açıklık getirelim. Yani anladığımız çete olayı değil. O dönemde maalesef bu dediğimiz bölgelerde Yunan Ermeni çeteleri kol geziyor. Ermeniler belki o dönemde Sayın Zekai Hocam dedi bu bölgeden gittiklerine dair bir kayıt görmedim dedi. Büyük ihtimal ki Yunan ve Ermeni çeteler bu dönemde Müslüman köylerde büyük katliamlar yapıyorlar. Bunlara karşı da Arnavutlar ve Çerkezler de bu bölgelerde çeteler kurarak bunlara karşı bir mukavemet gösterdiklerini de görüyoruz. Sonrasında 9 Şubat 1921'de Yunan işgali esnasında Balıkesir'e Bandırma'da bulunan zirai aletlere meydana gelen zarar ve ziyanı karşılar. Biraz önce zirai aletlere el konuldu. Yine 9 Mart 1922'de Karesi Sancağı'nda müstahdem jandarma polislerden kısmı küllisinin Yunan memuru tarafından dersaadete izam edilmesine müteakip, gönderilmesine müteakip merkez ve mülakatta Yunanlılar tarafından icra edilmekte olan mezalimden bahsede Balıkesir ve Bandırma'ya düvel-i muhtelifiye mensup bir mümessilin gönderilmesi isteniyor. Neden? Bununla ilgili birçok belge var. Yani şeylerden de bahsettim. Burada Dahiliye İdare-i Umumiye memurun kısmında bununla ilgili birçok polisin dersaadete gönderildiğini görüyoruz Yunanlılar tarafından. Neden? Çünkü jandarma ve polislerin mukavemette bulunabileceklerini düşündükleri için bunların dersaadete, yani İstanbul'a gönderilmesi kararı veriliyor ve gönderiliyor. Bununla ilgili bir sürü belgeyi görmekteyiz. Yine bununla ilgili bir şey var. Bandırma'ya yıka olan Yunan mezalimine mani olmak için düvel-i muhtelif tarafından bir mümessil bulundurasında teşebbüs. Yani bu dönemde hep istenilen bir bu işte tarafsız devletlerden bir mümessil gelsin, büyük devletlerden mezalimi görsün yerinde zulmü vesaire etsin diye sürekli hükümetin o dönemde bir çabasının olduğunu görüyoruz. Bu dönemde kendileri için polisleri tehdit gördükleri için dersadı sevk etmişlerdi bunları. Yine Ağustos, 2 Ağustos 1922'de geliyorum. Erdek Kaymağı Hasan Fikret Bey'in Erdek, Bandırma, Gönen vesaire yerlerdeki Müslümanlara Yunanlar tarafından reva görülen mezalime dair verdiği rapor hakkında yazışmalar. Bu dönemde bol miktarda birazsa hariciye, bizim siyasi dediğimiz mütareke evrakı içerisinde bol miktarda Müslümanların mezalim yapıldığı ve öldürüldüğüne dair bir sürü belgeyi görmek mümkündür. Ve bundan sonra işgal sonrası bir belge daha var. 16 Mart 1922'den
Yunan bandıralı Halkis vapurunun bandırmaya çıkarmak üzere İzmir'den aldığı Yunan askerle beraber Çanakkale Boğazı'ndan geçtiğiyle ilgili bir sürü belge var. Hala bu bölgede işgal devam ediyor ve bu bölgeye yapılan sevkiyatlar. Yunanlılar o Halkis vapuruyla bu bölgeye asker çıkarmaya devam ediyorlar. Ve işgal sonrası memurların maaşlarını nereden alacakları? Bu en önemli hususlar, yani tespit ettim belgeleri de, orada da var, biz de verdik. Evraklara sansür konuldu. Zulüm var. Zirai araçlara zarar verildiği, gasp, biraz önce işte zeytindir, zeytin yağdır vesairelere yapılan bütün gasp olayı, kasaplık hayvan sevkiyatına engel olundu. Bu da çok önemli bir olaydır. Çünkü İstanbul'un et ihtiyacının en önemli karşılandığı yer Bandırma'dır. Ve bu bölgeden giden hayvanlardır. Bunlara da maalesef engel olunduğunu görüyoruz. Bandırma'nın Yunanlar tarafından işgalinde esir edilen, ve bu da çok önemlidir, yani birçok insan daha sonra bulunma izine bulunuyor. Kaybolup gitmiş adamı savaş sırasında haber alamıyor ve bir bakıyorsunuz ki işte Yunanistan'ın bir yerinden çıkıyor. Şimdiye kadar avde etmeyen, yani mütekayidin askeriyeden geri dönemeyen asker emeklilerinden Hacı Bekiroğlu Ömer, büyük ihtimal işte yakınları vardır, hakkında tahkikat icrası yapılsın diyor. Atina'da bulunan Filemek sefahı varsa Yunan harici nezdinde teşebbüsette bulunuyor. Bu da hariciye nezareti, İstanbul rahatsızlığı kuruluyor o dönemde bir de. Yani o dönemde bu İstanbul mürahhaslığı, yabancı işte elçiler vesairelerin yazıştığı vesaire olduğu bir mürahhaslığı, bu bilgi var. Oradan Flemenklerden burada izin isteniyor. Buraya kadar kronolojik bir sıralama yaptım. Yani görüyorsunuz ki işgal dönemi, yaşananlar vesaire, bura gerçekten birkaç işgali bir de yapmış. İngilizlerin dediğim gibi 1900 hemen 19'un başlarında bölgeye hakim olup bölgedeki işlere el koyma ve vaziyet etmesiyle birlikte bölge, yani aşağı yukarı işte biz 2 yıl diyoruz ama 2 yıldan daha fazla, 3 yılı geçkin bir süre içerisinde bölgenin işgal edildiğini görüyoruz. Düşünün yani, ve her türlü şey kontrolü. En sonunda bu millet dediğim gibi her şeye rağmen işte Yunanlıların enteresan bir şey var. Bu da çok enteresan. Mart, Nisan, Mayıs, Haziran aylarında, hala Haziran olmuş 1922'de, işte Sakarya Meydan Savaşı daha olmuş, sonrası var. İşte 30 Ağustos vesaire var. 21 olmuş. 30 Ağustos'a giden süreçte bile hala buraya asker sevki var Yunanlılar tarafından. Neler düşünüyorlar, neler ediyorlar onu görmek çok enteresan. Bir de enteresan, işte 9 Eylül 1922'de işte Yunanlılar İzmir'e dökülmesine rağmen buradaki Rumlar ve buradaki yapı maalesef ancak işte 17 ve 18'in işte bugün Edincik ve Erdeğin'de Kurtuluş Günü olarak baktığımızda ancak o dönem içerisinde bu bölgeden atılabiliyorlar. Bir de ne var? Bir de şu var. Biliyorsunuz ki işte 22 Ekim'de 22'den işte Mudanya mütarekesine kadarki süreçte bakıyoruz ki İngilizlere güvendiklerini, yani İngilizlerin bir şekilde kendilerini burada muhafaza edeceğini anladıkları için, düşün ki yani 9 Eylül değil de 18 Eylül'de burayı terk ediyorlar. Ve neticede şunu söylemek lazım, yani bunlar uzun uzadıya konuşulabilecek, yazacak meseleler. Vaktimiz sınırlı, sizlerin de affına sığınıyorum. Burada bu mücadelenin nasıl verildiği, yurdun her tarafına olduğu gibi burada da milli mücadele dediğimiz yapının nasıl şekillendiği, nasıl mücadele ettiği ve en sonunda var, biraz önce işte her şeyi alınmasına rağmen, işgal yıllarında eline her şeyi alınmasına rağmen bu millet yeniden doğuyor ve yeniden bu bölgeleri ve tapusunu alıyor. Tapu almak kolay değildir. Yani Zeki Hoca'nın dediği gibi kendinizin olması için buraya canınızı, kanınızı, malınızı ve her şeyinizi verirseniz o vakit tapu oluyor. Anadolu tapusu kendiliğinden olmamıştır. Onun için bugün, dün Bandırma, bugün Edincik ve Erdek'in kurtuluşunda görev alan
şehit olan ve şehit olanlara Allah'tan rahmet, kalan gazilerimize uzun ömürler diliyoruz. Ayrıca böyle bir organizasyonu ön ayak olduğu için burada Bandırma Üniversitesi'nin yönetimine, başta rektör olmak üzere hepsine teşekkürlerimizi sunuyoruz. Sağ olun, var olun. Zekai ve Recep hocamıza yapmış olduğu değerli sunumlardan dolayı teşekkür ederiz. Hocalarımıza soru yönetmek isteyenler varsa hızlıca sorular alabiliriz. Eğer herhangi bir sorumuz yok ise panelimiz... Tabi buyurun. Baktım ben kreşik miyim? Ben de bana soruyor herhalde. Kayacık. Demi gösterdiniz ya siz hani köylerin. Evet. Köyleri gösterdiniz yani. Kayacık hiçbir ismi yok. Müslüman var, erik var, her yer var. Doğruca var. Şey diyor. Kayacık yok ismi. Kayacık ismi ne yok? Yani. Kayacık ismi mevcut ama bütün köyleri sadece sizin değil. Erik değil ama Kayacık'ta bir yakın var. Müslüman daha ileride. Kayacık bandı dibinde. Kayacık'la ilgili çok belge var. Doğrudur. Kayacık önceden bir çiftlik. Abdülhamit'e ait bir çiftlik. Evet, mandıra var, Rumlu. Şerkezlerin şeyi, yani Kayacık'la ilgili bir sorun yok. Yani benim orada köylerin isimlerinden bahsetmem, isminin değişmiş olması, problemleri olanlar, bu endişelerimizi dile getirirken zikrettim. Yoksa meselesi olmayan, bir sıkıntısı olmayan köyleri teker teker saymadım yani. Yoksa belgelerde geçiyor, Çokça'da da var yani, onda bir problem yok. Mesela Sığırcı'yı da zikretmedim, aynı şekilde diğerlerini de var. Evet. Sarı sahada dedi Mahmut gibi dediniz ya Mahmut. Mahmut'a geliyorum o zamanın varisi. Bakıyorum kahvelerde kimseyi göremek için Mahmut'un içine şey sosyalar birliği kurar. Tüm yeri uğratıyor. Evet. Ama Mahmutlar tembeller değil demektir. Yani çalışkanlara doğru şey yapıyorlarsa. Bugünkü kaybedenler evet. Geliyor kahveleri kimseyi göremeyince hepsi bahçede. Kızmış yani onlara diyorsunuz. Hayır, kızmış abi. Kahvede olmadığı için çalışkanlar şimdi koyuyor. Ha, çok çalışkanlıklarından dolayı. Evet. Başka evet. Sorusu olan var mı? Bu halde ben hep her birinize katılımınızdan dolayı teşekkür ederim. Bir dahaki programımızda buluşmak üzere. Esenlikler diliyorum. Hoşçakalın. Çok teşekkür ederiz. Katılımlarıyla ve konuşmalarıyla bizleri onurlandıran değerli panelistlerimize teşekkürlerimizi sunuyoruz ve kendilerini sahnede davet, misafir etmeye devam ediyoruz. Moderatörümüz yardımcı doçent doktor İsmail Şahin'e plaketlerini takdim etmek üzere rektörümüz Profesör Doktor Sayın Süleyman Özdemir'i sahneye davet ediyorum. Garnizon komutan ekibimiz Albay Uğur Pesen'i sahneye davet ediyor. Sayın garnizon komutan ekibimize plaket takdimi için teşekkür ediyorum. Panelistlerimizden yardımcı doçent doktor Recep Çelik'e plaketlerini takdim etmek üzere Sayın Bandırma Kaymakamımız Günhan Yazar'ı sahneye davet ediyorum. Sayın Bandırma Kaymakamımıza plaket takdimi için teşekkür ediyorum. Thank you.
Şimdi de rektörümüz Profesör Doktor Sayın Süleyman Özdemir'in Bandırma Kaymakamımız Sayın Günhan Yazar Beyefendi'ye günün hatırası olarak bir hediye takdimi olacaktır. Sayın rektörümüze, sayın kaymakamımıza ve sayın panelistlerimize tekrar teşekkür ediyoruz. Programımız burada sona ermiş bulunmaktadır. Bu anlamlı programa katılım gösterdiğiniz için teşekkür ediyoruz. Evet, ben de bir iki cümleyle bitireyim. Değerli konuklar. Evet. Konuşmacı misafirlerimize tekrar teşekkür ediyorum. Ve aynı zamanda değerli kaymakamımız da yani burada göreve başladığı andan itibaren her zaman yanımızda oldu, birlikte oldu, katkı verdi. Çok sağ olsun. Ben de günün tabii anlamına binaen bu aslında kaymakam beye takdim ettiğim gemiyi 5-6 aydır hazır tutuyordum. Bir vesile olsun da kendisine takdim edeyim diye bugün böyle vesile oldu. Desteklerinden dolayı çok teşekkür ediyorum ve katıldığınız için sizlere de teşekkür ediyorum. Bir başka programda görüşmek üzere. İyi akşamlar diliyorum. Sayın Müftüm, sizleri de alalım. Sizleri Müftüm buyurun. Tamam.